Herkese merhaba. Merhaba. Ben Tuğçe Kurt. Ben Lokman Dağ. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bizim keyfimiz çok yerinde değil mi? Çok güzel ama çok hırslıyım. Senin ne zaman? İki defa üst üste kazanmaya başladın. Hemen herkes mail attı, hayırdır Lokman Bey, ilgilenmiyor musunuz yemekle diye. Lokmancığım sen daha dur, ben daha yeni başladım. Oo. Efendim bizim programımız 4 Aralık'ta başlamıştı ama o Lokman için başlamıştı. Benim için daha bir hafta oldu başlayalı. O yüzden daha neler göreceksin sen, bekle. Bekle, göreceğiz ama bundan sonra artık o kadar da böyle iki defa üstlü olunca hep ben olacağım moduna girme. Bakalım. Fena bilendim bu sefer, çok güzel yemekler yapacağız. Ama o yemekleri yaparken ne yapacağız? Önce bir yarışmacılarımızı bulacağız, evet, değil mi? Evet, bugün Kavacık pazarındayız. Çok güzel bir pazar. Benim yine sevdiğim pazarlardan bir tanesi. Çünkü buranın tezgahları acayip düzenli ve gerçekten gel beni al diyor bütün sebzeler, meyveler. Şuranın bakar mısınız şuranın güzelliğine? Bak. Burada sanat yapmışsınız. Gerçekten sanat yapmışsınız. Çok güzel görünmüyor mu? Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet efendim, ne yapacağız? Şimdi Lokman'la yolları ayıracağız ve yarışmacılarımızı bulacağız. Ve yarışmacılarımıza çok güzel yemekler yaptıracağız. Daha sonra ne olacak? Jürimiz. Jürimiz. Pazar esnafımız tadına bakacak. Artık hepsi birer gurme gibi değil mi? Nasıl eleştirirler? Evet, çok şekerler ya. Bu az pişmiş. Evet. Bunun tuzu fazla. Bayağı gurmeler. Evet, bunun yağını çok koymuşsunuz. Bunun pilavı, pirinci pişmemiş gibi. Ben bayılıyorum. Demek ki artık Öğrendiler bu bizim işi. Programımızın bir parçasılar. Parçasılar. Bizim programımızın onlar da artık bir parçası. O zaman ne yapalım? Yolları ayıralım mı? Evet. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bay bay. Ben kazanacağım. Ne kadar maydanoz? Herkes pahalı diyor. Niye öyle diyor? Maydanoz 1 lira normaldir be ablam. Eken vermez ya. 1 lira normal yani. Ne olacak? Nereden ürünler? Ürünler vallahi karışık geliyor yani. Bilmiyorum. Çoğu Antalya'dan geliyor. Çoğu Antalya'dan. Yani. Tamam, kolay gelsin. Hayırlı işler. Bay bay. Evet, yarışmacı aramaya devam ediyoruz. Bakalım. Nasılsınız? Nasıl bugün satışlar? İyi, Allah'a şükürler olsun. Güzel. Patatesler. Evet, patatesler de çok güzel. Sadece patates, soğan mı? Evet, patates. En temel ihtiyaçlardan bir tanesi değil mi? Evet, doğru. Peki bizim programı izliyor musun? İzliyoruz tabii. Komşular bile arıyor beni. Gerçekten seni gördük diye mi? Gördük diye. Artık tabii sizler de bizim programımızın bir parçasısınız. Peki. Çok güzel. Ama niye Lokman kazanıyor genel olarak sizce? Vallahi seçimleri çok güzel yapıyor demek. Evet. Şanslı mı artık, şike mi yapıyor? Yok. Sizde şans yok. Daha izlemediniz ama ben son 3-5 programdır kazanıyorum. Valla en son izlediğimizde yine Lokman Bey kazanmıştı. Lokman mı kazandı? Evet. Artık her şey değişti. Göreceksiniz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bay bay. Aranıyorum. Bakıyorum ama daha böyle bana evet diyecek, gözüme kestirecek kimseyi bulamadım. Deneyeceğim şansımı. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kırmızı biberle ne yapacaksınız, dolma mı? Ben salataya koyuyorum. Salataya koyuyorsunuz. Ben de çok severim. Çok da faydalıdır. Keyifli bir... Ama mevsimi değil, doğru, haklısınız ama tabii çok güzel, tadı çok güzel olunca, salatalara da çok güzel renk verince, lezzet verince. Peki adınız nedir? Ece. Ece Hanım, yemek yapmakla aranız nasıl? Çok iyi değil. Çok net oldu. Genelde böyle hızlıca. Pratik. Bir yardımcımız var, ondan destek alıyorum. Mesela ne yapıyorsunuz pratik? Genelde yani sık yaptığınız o pratik yemeklerden hangisidir? Yani hani pratik derken sonuçta hani daha böyle rutin, mevsimde ne varsa işte ıspanağı yapıyor olmak. Onu önceden hazırlayıp hani yıkayıp ondan sonra pişireceğim zaman dolaptan doğrayıp o şekilde yapıyor olmak gibi. Tabii çalıştığınız için her şeyi böyle organize ediyorsunuz değil mi? Evet. Ve eve geldiğinizde kolayca çıkabilecek yemekler yapıyorsunuz. Aynen öyle. Peki bizim pazardayız diye 360'da bir yarışma programımız var. Pazarda mutfak kuruyoruz. İki kişi karşılıklı yarışıyor. Çalışıyorum dediniz ama vaktiniz var mıdır? Acaba bize katılır mısınız diye bir sormak. Mümkün olmaz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet sevgili dostlar, geziyoruz, dolaşıyoruz. İşte pazarın da nabzını bir yandan tutuyoruz. Abim diyordu ki geçen Paşa Bahçe'de, benle hiç konuşmuyorsun diyordu. Abi nasıl sen? Sohbet etmiyorsun abi ya. Al işte geldim. Küsmüyüz abi. Abi ya, kanlı bıçaklıyız ya. Herkese selam, bize postadan geçiyor abi. Aşk olsun abi ya. Nasılsın abi, keyifler yerinde? Sen iyisin. Abi bayılıyorum ya. Düşünebiliyor musun? Şöyle kocaman lahanayı gördükten sonra şu hiç Brüksel lahanası değil mi?
Güzel bunu tavuklu yapacağım ya, kuşbaşı et. Aman Allah'ım. Harika. Becerebilir mi sendeki hanımlar bunu yapmasını? Bence abi bugün... Hiç denemiyorlar hep ayrı ayrı böyle. Vallahi aslında dediğin gibi bunu bir Brüksel lahanası yapalım değil mi abi ya? Yani bence de. Başka ne yapılır abi bundan? Zeytinyağlı baba kavuracağız soğanla güzel. Ya da haşlayacaksın güzelce bunu. Brokoli ve ondan sonra bu küçük Brüksel lahanası. Üzerine bir sarımsaklı yoğurt. Yemeyeceksin, kurtlayacaksın, yatacaksın yanında ondan sonra. Oh. Aman yarabbim. Harika olur. Çamlıca'ya çıkacaksın yukarıya. Biber nerenin abi? Bunlar Gazipaşa tarafı. Gazipaşa tarafı. Oo, çok güzel abi. Yemeyle Gazipaşa tarafı. Sen nasılsın abi? Keyifler yerinde mi? İyi şükürler. Sizi görünce daha neşeli oluyorum. Biraz daha farklı oluyor. Çok teşekkürler. Biz de işte yarışmacı buluyoruz ya bir yandan. Öyle bir ama böyle yani değişik yemekleri koşturuyorlar hep böyle. Yani biraz değişik böyle daha güzel. Buradan daha yarışmacılara farklı sesleniyorum. Evet. Ya aslında biz artık yemek kitapları aldık abi. Yemekten tarifler yaptıracağız. Yani. Tabii bundan sonra o kitapta biz ne istiyorsak onu yapacağız. Aynen kolay daha... kolay hemen başarıyı kazanıyor. Yani bir an önce evime gideyim diye çabuk çabuk. Böyle bir şey yok. Buyur işte. Buyurun. İyi bir izleyici, yani iyi bir analist. Çok teşekkür ederim ben abi. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol abim. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, geziyoruz, dolaşıyoruz. Pazarlarımızda bir yandan sohbetler edeceğiz. Bir yandan nabız yoklayacağız. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Eyvallah abicim. Şöyle balık tezgahına gelelim. Ne var ne yok. Abicim hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Eyvallah. Eller diyorsun şeyli. Neler var hocam tezgahta bir bakalım mı? Hamsi var, tekir var, mezgit var, istavrit var, çupra, levrek, Norveç uskumru. O kadar. Ne ararsan var. Hamsi kaç? 10 mu? Hani kaçmıştı bu hamsiler? Hamsi kaçmış, hamsi Karadeniz'den kaçtı. Bunu Karadeniz abilerimiz son anda yakaladılar. Ne yaptılar, ne yaptılar? Şimdi Karadeniz abilerimiz bunları son anda yakaladı. Bunlar işi bilmiyor, kaçmadan silah zoruyla buraya getirdi. Sevgili dostlar, geçen haberlerde izledim de söylüyorum. Yok şey, Gürcistan'a kaçtı, yok Rusya'ya irtica etti. Yok böyle bir şey değil mi? Ya belli bir kısım gitti. Havalar bu sene biraz geç soğuduğundan dolayı. Ve belli bir kısım burada kaldı. Kalanı da bizim abilerimiz sağ olsun yakalayıp getiriyor. Tuzak kurmuşlar diyorsun. Tabii. Sınırı geçemeden yakalandılar. Silah zoruyla. Silah zoruyla. Peki şu anda hangisinin mevsimi, ne yenir, hangisi lezzetli olur? Şu anda tekir güzel. Evet. Yani mezgit az çıkıyor ama yani şu anda tavsiye ederiz. Ama zaten böyle pamuk gibi değil mi mezgit? Böyle al ye, al ye. Çok lezzetli yani oluyor. Özellikle çocuklar için mezgit öneririm yani vitamin açısından. Pamuk gibi, pamuk. Herkese tavsiye şeyler, ederiz. Levrek var değil levrek mi? Var, çupra var. Çupra deniz mi yoksa havuz yetiştirme mu? Havuz, evet. Ama denizdeki havuz değil mi? Denizde yapılan. Şimdi havuz deyince dışarıda başka türlü anılıyor. Denizde yapılan havuzları da yetiştirme balığı diyorsun. Denizin içinde bunlara özel bir ağdan havuz yapılıyor. Orada özel olarak yetiştiriliyor yani. Çok tek farkı o. O zaman hayırlı işler olsun efendim. Ne diyoruz o zaman? Tam hamsinin, tekirin ve mezgitin zamanı. Zamanı. Herkesi bekliyoruz Kavacık Pazarı'na. Eyvallah. Efendim gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Bugün yine biraz da kuru yemişe böyle dönelim. Abicim kolay gelsin. Gördüm. Birilerini daha gördüm. İsim merhaba diyeyim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Ay canım benim. Adı ne? Nefes. Ne kadar güzel bir ismi var. Nefes. Yani bizim yaşam kaynağımız, daha ne olabilir ki? Çok tatlısın. Sizin adınız? Armağan benim adım. Sizin adınız da çok güzel. Armağan Hanım, Nefes'le birlikte pazara çıkmışsınız. Yemek yapıyor musun? Yapıyorum. Zeytinyağlılar mı daha çok, et ağırlıklı mı? Ege'liyim, zeytinyağlı yapıyorum. Ha, ben de Ege'liyim. Evet. Güzel. Ben de zeytinyağlı çok severim. Peki 360'da pazardayız diye bir yarışma programı var. İzliyorum. Seyircimi buldum. Nasıl buluyorsunuz programımızı be? Başarılı buluyorum, gayet de eğleniyorum sizi izlerken. Ay teşekkür, çok mutlu oldum. Bizi izleyen birilerini bulunca çok mutlu oluyoruz. Peki acaba bize katılmak ister misiniz programımızı biliyorsunuz? Çok isterdim ama şu an Nefes biraz huysuz bir süreçte diş çıkarıyoruz. Ay canım. Ama başka bir zaman olursa... Ay çok yaşa. Çok yaşa. Yanım benim ay dudaklara bak ya. Belki başka zaman olursa buralarda oturuyorsunuz ve Kavacık Pazarı'na geliyorsunuz. Evet, her hafta geliyorum hemen. Tamam ben... Görüyorum da burada. Görüyorsunuz da ne kadar güzel, belki haftaya olur. İnşallah. Neden çok olur. Teşekkür ederim, memnun oldum. Çok bay bay Nefes'ciğim. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın, bay bay. Dudakları çok tatlı. Bence siz arkadaşsınız değil mi? Montunuzun aynısını ben de. Güle güle. Kar montu olarak aldım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun.
Siz de pazar alışverişine çıktınız. Nefes'ten daha büyük abimiz. Nefes'in abisi gibi. Adı nedir? Ege. Siz de mi Egelisiniz? Yok, eşim Kütahyalı. Eşiniz Ege'li, o yüzden. Tabii bizim Ege'de klasiktir. Hep çocukların adlarına bir Ege koyulur. Peki sizin yemek yapmaklarınız nasıl? İyi. Neler yaparsınız? En iyi. En iyi sarma yaparım. Öyle ince ince kalem gibi sarabiliyor musunuz? Evet. Yoksa makine yardımıyla? Yok yok, makine. Makineye gerek yok. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Peki bizim programımızı izlediniz mi? Armağan Hanım izlemiş. Yok, biz gündüz televizyon izlemiyoruz. Gündüz televizyon izlemiyorsunuz. Peki ben hemen kısaca anlatayım size. Biz hemen pazarda bir mutfak kuruyoruz ve sokakta yemek yapıyoruz. İki kişi yarışıyor. Yarışmacıları da böyle sizin gibi sorarak buluyoruz. Size sorduğum gibi. Müsait misiniz? Vaktiniz var mı? Durumunuz nedir? Bir sormayın. Yok maalesef. Bugün çok acil alışverişini tamamlamamız gerekiyor. Yok, zamanınız yok. Evet maalesef. Peki belki başka zaman. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Ne yapalım? Herkesin işi var ama elbet bulacağız bir yarışmacı. Devam ediyoruz. Haydi bakalım gel. Onlar benim abla, ben alayım onları. Onlar benim. Nasılsınız ablacığım, iyi misiniz? Ay teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, neler aldık? Vallahi bir sürü bir şeyler aldık. Sebze, salata falan. Biberler, burada ıspanak falan var. Evet. Bayağı yoğunuz yani. Evet. Ablacığım siz ne aldınız, merhabalar. Merhaba. Patlıcan. Pazar. Aynı şeyleri almışız hemen hemen ya. Evet, evet. Kardeş aynı, miyiz? Beni aynı. Peki pazardayız, programımız var. Gibiyiz yani. Yemek yarışması yapıyoruz. Pazarda yemek yapıyoruz. Sonra gelip esnaf abilerimize tattırıyoruz. Hani pazardayız diye. Katılmak ister misiniz böyle bir yarışmaya? Yok, aslında benim hiç vaktim yok. Ben çalışan insanım da bugün işte geldim. Zoruyla onu, hanımefendi zoruyla mı geldiniz? Evet. Hayır, hep marketten alışveriş yapıyoruz, evet. Maalesef. Evet. Ama burayı görünce şimdi çıldırdım. Çok güzel. Benim patlıcan nerede? Patlıcanları aldınız mı? Aldık. Yani vaktimiz yok. Yoksa yarışırız. Tabii ki. Evet. Görüşürüz efendim. Şöyle ben kardeşimin yanına doğru geçeyim bakayım. Neler var neler yok burada. İşte en sevdiğim tezgahlardan bir tanesi. Abi ne haber, nasılsın? Ne haber kardeşim, nasıl gidiyor? İyi abi, teşekkür ederim. Sen desin inşallah. Bedava yaptık. Koş koş koş. Baklava börek. Koş koş koş. Kimse bakmadı. Bedava yaptık. Koş koş koş. Var. Öyle mi? Nasıl gidiyor? İyi abi, şükür be, sen değilsin inşallah. Valla çok güzel yine tezgah. Her şey var abi, ne yapalım abi? Yani yemin ederim cennet bahçesi gibi maşallah. Müşteri, her şeyden var burada. Müşterilerimize layık olmaya çalışıyoruz abi, elimizden geldiği kadar. Çilek bile var hocam. Her şey var abi, aklına ne geliyorsa sorabilirsin oradan. Peki işler yolunda mı? İyi abi, şükürler olsun. Allah bugünlerimi uzatmasın. Sağ ol abi. Sıkıntı yok, her sıkıntı şey yolunda. Sıkıntı yok abi, her şey yolunda. Hayırlı işler olsun. Çok teşekkür ederim abi, sağ olun. Abicim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Gelsin, sağ ol, Allah razı olsun. Abi çok güzel sesleniyordun az önce. Tabii, oyna bazar. Oyna bazar, başka abi. Abla hoş geldin. Abi hoş geldin. Pazar diyoruz ki domates, biber, patlıcan. Hayırlı işler olsun abi, kolay gelsin. Sevgili dostlar, bizde yarışmak isteyen, ben iyi yemek yaparım diyen, efendim benden daha iyi yemek yapan yoktur diyen var mı? Var mı öyle? Yok. Evde neler olacak efendim? Merhabalar. Ay benim ne olur almayın. Ama ben... gözlükleriniz çok güzel gerçekten. Almayalım mı sizi? Lütfen. Tamam, o zaman almayalım sizi. Şöyle devam ediyoruz. Geziyoruz efendim. Nasıl gidiyor efendim? Hayırlı pazarlar gidiyor, olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Neler aldık? Patates, soğan. Evde ne yapacağız bugün? Hangi yemek var? Bugün evde ıspanak yapacağız. Yer elması yapacağız. Haşlama yapacağız. Oh ne güzel. Evet. Afiyet olsun efendim. Teşekkür şimdi. Ederim. Sağ biz pazardayız, yarışması yapıyoruz efendim. Yemek yarışması pazarlarda. Yarışmak ister misiniz siz de? Güzel yemek yapar mısınız? Yaparım ama işim yarışmaya, vaktim yok. Sağ olun. Gerçekten teşekkür mi? Ederim. Evet, o zaman ısrar etmiyorum efendim size. Çok teşekkürler olsun. Abicim hayırlı işler. Kolay gelsin. Daha henüz yarışmacı bulamadık. Tuğçe ne yapıyor bu arada? Tuğçe bulmuş mudur yarışmacısını? Bana bakınca sormak istedim. Merhaba. Merhaba. Beni yabancı bilmiyor Türkçe. Çok güzel konuşmuyorum. Öyle mi? Pazar alışverişine çıkmışsınız. Evet. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Evliyim. Evlisiniz burada. Evet. Nerelisiniz? Gürcistan'da. Gürcistan. Batum'dan mı? Yok. Tiflis. Tiflis'ten. Peki Gürcü yemekleri de çok iyiydi. Evet. Karadeniz yemekleri. Nasıl? Karadeniz yemekleri. Güzeldir Gürcü. Evet. Gürcistan yemek güzel. Siz iyi yemek yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ne yapıyorsunuz mesela en çok? Gürcistan yemek. Genel olarak fark etmez. Şimdi isim söyleyeceğim, siz bilmiyor. Siz söyleyin, belki biliriz. Hingali. Çok iyi biliyorum. Biliyor.
Başka? Bili. Ha? Çakok bili. Çakok bili. Satsimi. Ha? Satsimi. Satsimi. Peki. Evet. Başka? Burada Türkiye yavaş yavaş öğreniyor. Peki o mesela son dediğiniz yeme sat neydi? Satsimi. O nasıl bir şey? Bu var ya fındık. Bu beraber karışıyor. Fındıkla ne karışıyor? Sarımsak. Fındıkla sarımsak. Sarımsak. Sonra tavuk. Tavuk. Bu haşıyor. Aha. Sonra tuz, burada biber böyle. Haşıyor. Ay ne kadar güzel. Ben bulamadım yarışmacı. Ne yapacağım Mithat? Ay Lokman ne yapıyor? Of, bilmiyorum artık ben kazandığım için Lokman'ı çok da umursadığım yok. Ondaki hırs var ya. Ondaki hırs var ya kimsede yok. Çok hırslı. Acayip hırslı. Ama işte onun hırsı beni de hırslandırdı. O yüzden de görüyorsunuz son zamanlarda üst üste kazanıyorum. Evet, yani jürileri mi Lokman buradan sana sesleniyorum. Sen jürileri etkiliyorsun. O jüri çekimine bir daha gitmiyorsun. Seni yanımda tutacağım. Çünkü mutlaka orada jürilerin kafasına girecek. Benim yarışmacımın yemeğini kötüleyecek bir şeyler söylüyorsun. Buna eminim. O yüzden bundan sonra jüri çekimine gitmen yasak arkadaşım. Bundan sonra Lokman düşünsün. Şurada yeşillikler içinde bir hanımefendi var. O nedir elinizdeki, turp mu? Bu şalgam yapıyorum ben. Eşim Adanalı olduğu için. Çok seviyor şalgamlı tabii. Şalgamlı bir kebabın yanında. Evet evet aynen, ekmekle yapıyorum. Ekmekle yapıyorsunuz. Bir tarifini verin şalgamın, nasıl yapıyorsunuz? Ben ekmekle yapıyorum. Adana'da öğrendim. Anlatın bize nasıl yapıyorsunuz? Bir dilim ekmek koyuyorum. Bir çay bardağı tuz. Bir kilo bu avuçtan koyuyorum. Değiştireli kişiler var ya. Cam kavanozların içerisine de koyabilirsiniz. Bu şalgam havucu şalgam mu oluyor? Havucu, evet aynen. İlk defa görüyorum ha şalgam havucunu. Bir ay bekliyor. Evet. Sonra rengini veriyor zaten bu. Görmüş şalgamın rengini bu havuç veriyor. Ve ekmek de mayasını veriyor. Ekmek de mayasını. Gördüğünüz gibi kısaca hemen şalgam tarifini de almış olduk. Adınız nedir? Deniz. Deniz Hanım. Neden bu kadar güzeliz, böyle makyajlar yapılmış bir yere mi gidiyoruz? Toplantım vardı bugün okulda, oğlumun toplantısı o yüzden. Ha, veli toplantısı vardı. Ne zaman toplantı? Bugün. Saat kaçta yani, ne kadar yani, saat sonra? Öğleden sonra. Öğleden sonra. Ya böyle şimdi siz hemen iki dakikada böyle şalgam tarif verince ben dedim ki acaba yemek yapmakta da çok iyi gibi sanki Deniz Hanım diye bir düşündüm. Ama yani belli de olmaz yani, güzel. Peki izlediniz mi hiç bizim programımızı? İzliyorum. Pazardayız. İzliyorum tabii tabii, izlemek. Beğendiniz mi? Çok beğeniyorum sizi, takdir ediyorum. Benim daha çok beğeniyorsunuz Lokman'ı. Sizi. Gördün mü Lokman? Çok üzülüyorum. Ya işte evet tam da bu yüzden diyorum ki ben bu arada kazanıyorum son zamanlarda lütfen. Yani son 3-5 programdır çok gayet iyi bir performansım var. Diyorum ki eğer üzülüyorsanız beni mutlu edin, sevindirin. Eğer toplantınızı ne bileyim belki eşiniz gider. Şöyle bizim standa doğru gidelim, mutfağa doğru. 2 saat uykula duruyorum. Uykusuz musunuz? Ne yaptınız gece? Uyuyamadım. Ama eğleniriz işte ya, sizin için de bir hatıra olur. Eğer gerçekten tabii ki veli toplantısı çocuğunuz her şeyden önemli de. Evet. Değil mi? Organize edemez misiniz? Eşiniz gidemez mi? Aramam gerekiyor işte, sormam gerekiyor ona. Tamam bir bence gidelim, sizi kırmayacaktır. Siz de beni kırmayın. Gidelim mutfağımıza, güzel bir yemek yapalım bugün. Hem üzülüyor musunuz da beni mutlu edin. Tamam. Siz de mutlu olursunuz. İşimi ikna ederim artık. İster misiniz? Yaşasın. Kırmıyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman havucumuzu bırakalım. Gidelim mi mutfağa doğru? Lokmancığım, yarışmacımı buldum. Hem de beni senden daha çok seven bir yarışmacı buldum. Sana kolay gelsin. Bay bay. Efendim neler var? Neler aldınız bugün pazardan? Bugün ne alacaksınız? Elma ile ayva aldım. Başka bir şey alacak mısınız? Yok, aldım zaten. Aldınız. Peki bugün ne yemek yapacaksınız? Bugün mü? Evet. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey belli değil mi daha? Kız ya biz pazardayız. Pazardayız diye yemek yarışmamız var bizim. Yarışmak ister misiniz? Yok sağ ol. Yemek yapsak beraber. Yok 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 oğlum. Ben kendime malik değilim. Vallahi, sağlık olsun. O zaman ben bir ablamla konuşayım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Ya ablam yemek yapmak istemiyormuş, vakti yokmuş. Biz pazarda yemek yarışması yapıyoruz, pazardayız diye. Hiç izleyebildiniz mi? Yok. 360'da. Hafta içi her gün saat 3'te. İzlemiştim. İzlemiştiniz değil mi? Peki iyi yemek yapar mısınız? Ama oralara gelemem. Ama hemen şurası orası dediğin. Bilmiyorum yani, öyle gelip de uğraşamam. Uğraşamam sağ ol. Diyor. Hayır, abla uğraşamam diyor.
İlk defa bamya tuzu yiyorum ve çok başarılı gerçekten. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor ablacığım, neler aldık pazardan? Vallahi her şeyi aldım, alıyorum. Nerelisin sen? Karadeniz. Karadeniz. Beni göstermeyin televizyonda. Yok, göstermeyeceğiz, öylesine konuşuyoruz. Aa, yok. Canını sığma, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Neresinden Karadeniz? Hangi kanal bu? 360 pazardayız programı. He. Yemek yapıyoruz pazarda. Ha, ne yapıyorsunuz, verin. Aşağıda ne, gel yarış, ne istiyorsan onu yap. Ha, sağ ol, teşekkür vallahi ederim. Valla. Memleket neresi, bir el sallı. Karadeniz, Karadeniz. Bütün Karadeniz'i misin? Ordu, Giresun. 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 Hı-hı. Zaten buraya Giresunlar pazarı da diyorlarmış eskiden değil mi? Herhalde. Öyle herhalde. Hepsi çok... var. Hepsi var mı? Hepsi var. Haydi görüşürüz ablacığım. Sevgili dostlar, pazarda üstümüz ile devam ediyor. Ancak şunu gördüm. Pazarda bir Tuğçe Kurt lobisi oluşmuş. Tuğçe inanılmaz bir şekilde lobi yapıyor. Ve hırslanmış, programı kazanmak için elinden geleni yapacak. Ama biz neredeyiz? En sevdiğim tezgah, patates kuru soğan. Çocukluğumun iki tane vazgeçilmezi hep yan yana. Abiciğim merhabalar. Sağ ol, hoş geldiniz. Abi, teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükürler olsun, çok güzel. Her şey yolunda. Evet, yolunda. Kaça kilosu abi? Soğan 2 lira kilosu. Patates? Patates 1,5'a var, 2 liraya var. Değişiyor. Nerenin abi patatesler? Abi Niğde'nin patatesi var, bir de Afyon'un patatesi var. Kızartmalık Afyon'un, yemeklik Niğde'nin patatesi. Kızartmaya, haşlamaya... Sarı patates. Bir de ödemişim var. Ödemiş yok mu abi bugün ya? Ödemiş bizde yok bugün. Yok mu? Yok. Ödemişin sarı patatesi mi? Abi da çok meşhurdur. İşte 2 liraya var. Şu herhalde ince kabuk abi olduğu gibi hemen daha mı lezzetli oluyor? Onun böyle kabuğuyla falan yapıyorlar değil mi? Haşlaması falan çok güzel. Çok fırında falan çok güzel oluyor. Sevgili dostlar, kışın dostu, öğrencinin en iyi arkadaşı patates, kuru soğan. Öğrenci evlerinin vazgeçilmezi, ben de çok severim. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Lokman Bey, hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk. Ne güzel. Ne? Bu pazarı da çekiyorsunuz o. Çok Cuma günleri Kavacık pazarı. Öyle mi? Oluyor. O evet. Çok memnun oldum. Siz nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Çok şükür. İzliyor musunuz programı? Tabii izliyorum. Çok beğeniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Buradan Tuğçe Hanım'a bir şey söylemek ister misiniz? Yeniliyor ya sürekli. Evet. Ama yenilmesin o da. Üzülüyorum arada. Çünkü bayan olduğu için. Ama yani söyle, birazcık yemek yapmayı öğrensin. Evet, öğrensin. Diyor ki sonra, bahanesi de şu, ben yarışmıyorum diyor, yarışmacım yarışıyor, ondan o kazanıyor, o kaybediyor diyor. Evet. Ama ben yardım ediyorum biliyorsunuz. Evet, yardım ediyorsunuz. İyi yemek yapar mısınız siz de? Yaparım. Peki bugün gidip Tuğçe'yi yenelim mi? İşim vardı. Ne kadar ama işiniz var? İki saat falan yani, bir izin istesek alsak. Öyle mi? Pratik bir şeyler yaparız, güzel lezzetli bir tarif verirsiniz. Tamam, sizi kırmayayım. Çok teşekkür. O zaman şöyle yapalım. Soğanları bırakıyoruz. Birinci olduğumuzda kilo kilo alalım, olmaz mı? Tamam, alalım. İsim neydi ablacığım? Birten Güngör. Binsar abla, hangi yemekleri iyi yaparsın? Nerelisin? Ben Çanakkale'liyim. Oo, Çanakkale'nin de domatesi ne güzel olur değil mi abi? Kokulu kokulu, mis gibi, yemin ederim. Ah, şu yaz gelse de Çanakkale domatesi yesek. Çanakkale domatesi meşhurdur. Başka neyi meşhurdur Çanakkale'nin? Karpuzu meşhurdur. Okçular karpuzu. Bir de Çanakkale geçilmez değil mi? Evet, Çanakkale geçilmez. Ezine peyniri. Ezine peyniri. Tabii. Peki en iyi yaptığın yemek hangisi? Vallahi bütün yemekleri güzel diye beğenirler. İşte aradığım yani yarışmacı efendim. Her yemeği iyi yapar, çok da lezzetli yapar. Hazır mıyız? Hazırız. Tuğçe bundan sonrasını düşünsün. Bugün yine yenilecek galiba Tuğçe. Canını sıkmasın. Tencerede kızart. Anne, aa, ne yaptınız bütün tuzu? Söyleyecek miyiz kabuklarını? Acı olur öyle. Acı mı olur? Evet. Tuğçe diyeyim bana. Tuğçe Hanım diyeceksiniz. İstiyorum ortamı. Hayır yok diye. Öyle değil, böyle yapayım. Biz ilk önce kıymayı biraz kavurduk. Hayır, kıymayı önce kavrulmaz. Tuğçe'cim, onların soğanları ne kadar büyük. Allah aşkına, o kadar büyük soğan doğranır mı? Bakar mısınız? Vereyim Tuğçe'nin adresini. Vereyim mi adresini? Oh, daha bizimki daha nizamlı oldu. Adam. Canınız mı sıkıldı? Lokmanda. Moraliniz mi bozuk? Lokmanda. Pişmiş Tuğçe Hanım, süper. Evet, mutfağımızın başına geldik. Evet, bizim geldim. Mutfağımız böyle sokakta işte ya. Aslında ne kadar enteresan ve keyifli bir programımız var. Bayağı böyle dışarıya masaları kuruyoruz. Ocağa tüm malzemeleri getiriyoruz. Sizler için hazır ediyoruz. Bayağı yemek yapıyoruz temiz, evet, havada. Bu arada başlamadan size üzülen bir yarışmacı getirdim. Evet, öyleymiş ya. Dedikodularını aldım. Evet. Yani, bana üzülüyor musunuz? Bayan olduğumuz için.
Kadın dayanışması, kadın dayanışması değil mi? Dayanışması. Bu kadar çok yenmeyin dedi. Ben de tamam o zaman siz yarışın birinci olsunlar bugün dedim. Hayır o kadar da değil. Demedim, demedim öyle bir şey demedim. Adınız neydi? Birten. Birten Hanım o zaman şöyle yapalım. Siz madem bana üzülüyorsunuz ya. Bugün öyle... Çok iyi, uğraşmayın. Evet, öyle uğraşmayın. Ha, ben kazanayım. Madem bunu üzülüyorsunuz. Yok yok, üzülmüyorlar. Bakalım. Tabii. Bence sen de artık bayağı... Evet, son zamanlarda evet, son gayet zamanlarda hızlı gidiyorsun. 5-0 rekorlarım, şeylerim var. Şu 5-0 da bitti artık, var. Yeter. 5-0 iki defa sen de yenildin. İki defa 5-0 kazandım ben. Ne kırmak güzel. Kırmak istiyorum ben tabii yarışmacıma. Yarışmacım. Hemen anlatın kendinizi, Deniz Hanım bize. Deniz. Selanik göçmeniyim. Babaannem o taraftan geldi. Ama Çorum'da doğdum. Leblebi. Evet. Çorum'un o leblebileri. Liseyi bitirdikten mu? Sonra İstanbul'a geldim. 25 yıldır İstanbul'dayım. Evli misiniz? Tabii evliyim. Bir oğlum var. Ha, ne güzel. Evet. Kaç yaşında? 15 yaşında. Lise 1'e gidiyor. Evet. Liseye gidiyor. Lise o ne kadar evet. Güzel. Bizim yarışmamızı izliyormuş. İzliyoruz evet. Çok beğeniyoruz. Tam da izliyor. Beni daha çok seviyormuş. Öyle mi dedi? Evet. Öyle mi? Onu daha mı çok seviyorsun? Ha? Doğru söyle şimdi. İkinizi de. Hep böyle oluyor. Yani niye açıkça söyleyeyim. Beni daha çok sevebilirsin. Kaybettiği evet. Zaman Tuğçe Hanım tabii üzülüyorsunuz evet, değil mi? Aynen aynen. Evet, ya bu herkes bana üzülüyor. Pazarda bir Tuğçe Kurt lobisi oluşmuş. Evet evet. Yemin ederim yani ben bırak, tamam dedim bırakayım o zaman madem öyle yani yarışmayalım arkadaş bu nedir ya? Bayağı herkes şey yapıyor artık alınmış bana ya. Destek evet. Yani evet. Güzel seviyorum sizlere lütfen. Buradan jürimize Tuğçe Kurt lobisine sesleniyorum ben de. Tuğçe Kurt lobisi beni yenemezsiniz. Göreceğiz. Daha çakışlandım gerçekten. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz, o zaman göreceğiz. Anlatalım mı programımızı? Evet. Buyur lütfen. Şöyle anlat. Söyleyeyim o zaman. 10 dakikanız olacak. Size bir zarfların içinde para vereceğiz. Evet. Ve 10 dakika vereceğiz. Bu zarfın içindeki bütçeyle. Paralarla pazarda olan şeylerden almak zorundasınız. Biz bunun yanında size ne veriyoruz? Karabiber, tuz. Lokman onları kekik, açmaktan usanmadım. Ve... Belki değişmiştir. Bir umutla bakıyorum hep aynı şeyler. Pul biber. Ve bugün patron çıldırmış. Yine bir şeyler vermiş. Kıyma. Açtık. Kıyma. Ve salça. Yani yapacağınız yemeğin içinde kıyma ve salça olmak zorunda. Zaten yapacakları yemeği biz onlara vereceğiz. Ay, bir dur, şey söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Dur heyecanlandırıyordum ben onları. Daha bilmiyorlar. Ben heyecanlandım. Dedim unuttum acaba Lokman dedim. Bir de azıcık korkutayım da onları. Evet bugün yemeğinizi ne yapacağınızı daha doğrusu biz söylüyoruz. Evet. Bizim tarifimizi ve bizim menümüzü yapmanız gerekiyor. Menü değil aslında tek yemek tabii evet. Ki. Nasıl güveniyor muyuz kendimize? Çok iyi yemek yaparmış her yemekten anlarım dedi hanımefendi. Ya siz? Ben de aynı. Biz ayaküstü bu arada şalgam tarifi verdik. Bu arada onu şimdi biraz sonra bize yayında verecekler. İnanılmaz bir geri dönüşüm. Olayı var. Mesela bayat ekmeklerden lahmacun yapıyor. Aa, tabii tarif onları, alacağız ama. Alacağız onları biraz sonra alacağız. Evet yemek yaparken alırız. Hiçbir şeyi atmamış çöpe. Her şeyi bir şekilde geri dönüştürüp yemek yapıyormuş. Şahane. Yani hiçbir şey telef olmuyor. Telef olmuyor, ziyan süper. Olmuyor. Süper. Bu arada, bize de o tarifleri verin mutlaka. Bu arada patron çıldırmış. Yemek tarifinin içine not bırakmış. Ne evet, bırakmış? Yapımcımız Survivor'dan güzel bir... Öyle biz de işte olmuyor. Pazar şartlarında survive ediyoruz. Pazar Viber. Pazar Viber'dan herkese merhabalar. Böyle yanarlı dönerli. Evet ne yapmış? Karnıyarık yapıyormuşuz zaten. Gösterdik kameralarımıza. Zaten karnıyarığı hangi kadın yapmaz değil mi? Herkes mutlaka evinde karnıyarık yapmıştır bir defa bile olsa. Ki çok severim, bayılırım. Yanında şöyle beyaz pilav, pirinç pilavı, mis gibi güzel bir salata. O... Oh. Malzemelerinizi söyleyeyim. Zaten biliyorsunuzdur yoğurt. Ama ben yine de söyleyeyim. Yoğurt mu? Karnıyarın yanına dedim. Ha. Oo, güzel olur. Evet, malzemelerimiz evet, yoğurt değil. Ne yoğurt mu? 3-4 tane patlıcan alın. Kuru soğan, domates, biber, sarımsak, salçayı biz veriyoruz. Yağ, kıyma ve diğer baharatları biz veriyoruz. Bu durumda sizin patlıcan, soğan, domates, biber, sarımsak almanız gerekiyor. Evet. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Hazır. O zaman dediğimle beraber pazar alışverişi artar başlasın bile. Mı? Artar mı? Evet, önemli hadi olan bakalım. Az malzemeyle şey çıkartmak, yemek. Önemli yemek olan çıkartmak. O. Değil mi? Evet, evet kesinlikle. Az para harcayacağız, iyi para pazarlık yapacağız. Ve 10 dakikada ne alırsanız alamazsınız. Mesela 10 dakikada oldu, elinizdeki malzemelerle yapmak zorundasınız. Yemek bunu unutmayın. Yemek yapma süreniz de 30 hazırız. Dakika. Şimdiden başlıyoruz. Söylüyorum. O zaman 10 dakika içerisinde pazar buyurun bir başladı. Buyurun pazara. Maydanoz ne kadar? 1 milyon olmaz mı? Canım sağ ol.
Patlıcan ne kadar? 4 lira. Patlıcan ne kadar? Domates? Soğan ne kadar? Biber ne kadar? Acı mı? Nasıl? Acı mıdır? Tatlı. Patlıcan alacağım. Maydanoz, biber, soğan. Sarımsağı bulmam lazım önce. Burada var. Patlıcan ne kadar? Benim biber de almam gerekiyor. Ben az almam gerekiyor. Maydanozlar ne kadar abi? He? Şuradan 1 milyon. Patlıcan almam gerekiyor. Patlıcan. Patlıcan ne kadar? Şimdi ne kaldı? Domates ve biber. Bakayım domates, biber. Biber. Bana buradan biber 4 tane falan ne kadar oluyor? 1 milyon oluyor değil mi abi? Ablam ne yemeği var burada? Yarışma. Karnı yarık. Abi biraz sürem kısıtlı olduğu için biraz acele edin. 2 tane bakayım nasıl abi? Güzel mi? Kırmızı mı? Bunlar biraz çok yumuşak. Sen daha iyi senin için. Sertin ne yapayım? Sert domates iyi olmaz. Sen yemeğe katın. Çürük falan olmasın. Sen kes. Domates. 2 tane ne kadar oluyor abi domates? 1 lira. Evet şöyle vereyim. Evet biraz almam gerekiyor. Son 5 dakika. Sarımsağı nereden bulacağım? Sarımsak burada var mıdır acaba? Bir de arkadaşlar sarımsak bulmam lazım. Aa, bunun patlıcanı güzelmiş. Bu daha güzel bir biber oluyor. Daha lezzetli oluyor. Evet, tattırmaya geleceğim size. Tamam, karnıyarık yapacağım. Maydanozla sarımsak, bir de soğan. Maydanoz ne kadar? 1 lira efendim. Son 10 dakika. Bize ne oluyor? 2 lira. Son 10 dakika. Ama yemek tattıracağım size. Son 10 dakika. Yemek tattıracağım. Sarımsak nerede? Sarımsak var. Nerede sarımsak? Ah, 50 kuruş veriyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Geliyor musunuz bana? Yetişebiliyor musunuz? Soğan alacağım. Patlıcan var, domates var. Yeşil biber var. Bir soğanım kaldı. 2 tane soğan alabilir miyim? Al abla. Size tattırmaya geleceğim. Hayırlı işler. Tencerede kızart. Ay ne? Aa, ne yaptınız bütün tuzu? Soyacak mıyız kabuklarını? Acı olur öyle. Acı mı olur? Evet. Tuğçe diyeyim bana. Tuğçe Hanım diyeceksiniz. İstiyorum ortaya. Hayır yok. Diye. Öyle değil, böyle yapayım. Biz ilk önce kıymayı biraz kavurduk. Hayır, kıyma önce kavrulmaz. Tuğçe'cim onların soğanları ne kadar büyük. Allah aşkına o kadar büyük soğan doğranır mı? Bakar mısınız? Vereyim Tuğçe'nin adresini. Vereyim mi adresini? Oh, daha bizimki daha nizamlı oldu. Adam. Canınız mı sıkıldı? Lokmanda. Moraliniz mi bozuk? Lokmanda. Pişmiş Tuğçe Hanım süper. Havaya ne oldu birden yahu? Yağmur başladı. Vallahi bir anda yağmur başladı. Hemen evet. Üstümüzü kapattık. Soğumaya da başladı evet, yağmurla soğuk. Birlikte. Ben de bugün ince giyindim ya. Evet sen gerçekten ne zaman sen ince giyinsen hava... Benim totemimdir. Hatta bir şiirimde de yazarım. Ne zaman yanıma şemsiye almasam yağmur yağar ıslanırım. Gerçekten böyledir. Adam şarkıcı, adam sunucu, şarkıcı değilim ya, adam şair. Dur bakayım adam gurme, aha. Adam... Çok, baba çok olacak. Çok inşallah. çok yıpranıyoruz ondandır. Her parmağında, ama her yerinde. Ya, bak, bugün dedim ki ince giyinim ama çok marifet güzeldi. Güneşliydi. Mahvolduk. Bizim yarışmacılar nerede peki? Valla
pazarı birbirine katıyorlarmış. Öyle miymiş? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay benim canım. Merhaba. Ay kaçtı. Utandı gitti. E tabii sokakta olunca böyle hemen arkamızda insanlar halkımızla iç içeyiz. Benim yarışmacım geldi. Bak bana gel, beni öpecekti yalnız. Öpün öpün. Beni de öp. Hoş geldiniz. Bir öpme ihtiyacı duydunuz şöyle beni. Şöyle şuraya doğru koyalım. Ne kadar tatlıyım. Maydanoz aldık. Benim yarışmacımı gördünüz mü Birten Hanım? O da geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Maydanoz. Aynı yerlerden almadınız değil mi? Hayır. Tabii biberi. Tapya. Kök biber. Kök biber. Evet. Adana'da öyle diyorlar. Kök biber. Kök biber. Peki kızartmada, kızartma diyorum. Karnıyarık yapıyorduk biz ya. Biber konuluyor ama o da lezzet katabilir. Katması için. Ay hoş geldin. Coşkuyor bak. Ben gelmeden başlamışsınız ha? Yok, sadece malzemeleri. Daha ürünlerimizi seviyoruz. Malzemeleri diziyoruz. Yağmur başladı. Kolay yaptınız mı alışverişi? Tabii kolay yaptım. Domates, biber, patlıcan. Ha, bak o olur. Devam et. O sesle bütün dünyam karardı. Bir anda bütün dünyam karardı. O sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Peki, buradan şey da rahmetli Barış Manço'yu sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Daha önce de anmıştık, bugün evet. De analım. Bizim çocukluğumuzun şarkısı ama. Hangimizin sesi daha güzel ya? Senin sesin güzel. Ha, hayret. Bir adam. Söyle, lütfen bir söyler misin? Oo, nane almışız. Yes. Naneyi ne yapacağım? Aa, taze nane almış. Süslemek için içerisinde. Zeytin mi? Ha, şurada bir tane var. Ay çok. Bak, bak, bak. O zeytinle kazanacak. Arkadaş kavaltı koyacak. Kavaltı. Duydun mu ne dedi? Duydunuz, zeytini şöyle koyalım. Şu tabağa koyalım. Allah. Şunları size vereyim ben. Şunu önümüze takalım. On parmağı, gazeteciyim. On marifet. Gazeteciyim. Daha önce kitap yazdım. Şiir yazıyorum. Onun dışında başka bir şey yok. İyi yemek yapıyorum. Ya yemek yaptım, lezzet düşkünüm. Bu arada gurme ve şef deme ayıp olur yani. Değilim. Ya sen diyorsun, ben bir hayır, ben, diyorsun. Ben bir lezzet düşkünüm. Her zaman söylüyorum. Biliyorsun. Lezzet düşkünü oldum demek yani yemeği ben az çok yemeği anlarım. Yemeği seviyorum demek. Evet, demek ama, yemeği seviyorum demek. İyi yemek yaptığıma inanıyorum. Ama gurme değilim. Tamam. Peki anlaştık o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? İki yarışmacımız da bugün karnıyarık yapıyor bize ve düdüğü çalalım. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Yarım saat süreniz var biliyorsunuz değil mi? Yarım saatte karnıyarın her şeyini halletmemiz gerekiyor. O zaman başladık. Başladı. Ay yalnız benim yarışmacım Deniz Hanım gördüğünüz gibi ne kadar hemen bir panikle. Evet evet evet. O güzel bir dekorasyon yaptı bizi oraya. Evet. Bu arada seyircilerimize hatırlatmak istiyorum ki ben bütün malzemelerimiz yıkanıyor. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın diye tekrar bunu da eklemek istiyorum. Evet. Şimdi fırın olmadığı için bu tabii ki tencere karnıyarığı olacak değil mi? Tencerede kızart. Ay ne? Aa, ne yaptınız bütün tuzu? Onu biraz bekletmem gerekiyor. Biz alacalı falan yapmayacak. Böyle soyacak mıyız kabuklarını? Acı olur öyle. Acı mı olur? Evet. Allah Allah. Ben de alacalı bilirim hep karnıyarığı ama... Hayır biz evet, yarışmanın bir şampu aldık masaya, anlamadım ki. Doğramaya başlıyoruz. Ben hemen döküm suyu, siz devam edin. Küçük küçük küp küp soğanlarımızı doğradık. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Siz ocağı yaksanız iyi olur Tuğçe Hanım. Tamam. Tencerede mi tavada mı yapacaksınız? Soğanları şeyde tencerede kavuracağım. Şey patlıcanları da burada mı kızartacaksınız? Evet, ama şu anda kıymayı kavurmak benim için tencerenin altına çin değil mi? Tencerenin altına yakabilirsiniz. Hangisini, büyüğü mü küçüğü mü? İçini mi yapalım, dışını mı? Büyüğü yapın, patlıcanları kızartın. Tuğçe diyeyim bana. Tuğçe Hanım diyeceksiniz. Sen diyeceksin. Yeterli o Tuğçe Hanım. Yeter mi? Tamam. Tabii tabii, biraz yağımız kızsın. Ya, yanıyor, evet. Bu arada bir yandan da sohbet edelim, sizleri tanıyalım. Hadi seni yarışmacını tanıyalım. Evet, ben Çanım'da doğdum. Ha, pardon, arkadaşım başlasın. Yok, Deniz Hanım'la başlayalım. Siz de başlayalım. Selanik göçümdeyim. Babaannem o taraftan gelme. Evet. Ama ben Çorum'da doğdum. Ne güzel. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Evlenmek için mi İstanbul'a geldiniz? Yok. Yani evlenince mi İstanbul'a geldiniz diye İstanbul'da sordum. İstanbul'da evlendim ben. Ha, eşiniz nereli? Eşim Adanalı. Adanalı. Oo, İstanbul'da, Adana İstanbul'da tanıştık eşimle. Evet. Aşk evliliği. Yani...
Yani. Evet. Eşim beni bir görüşte aşık oldu bana. Ama o gözlere aşık olunmayacak gibi mi Lokman? Şu an yaşlanmış halim. Hiç, hiç yok öyle ya değil. Daha yaşlı değilsiniz. Epey gençsiniz yaşlanmış siz ya. Yaşlanmış değilsiniz. Yaş almışsınız evet. Sadece. Yaşlanmış değiliz. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Öyle. Her mi yüzünüzde? Yok. Yok hayır. Herhangi şey bir dolgu var mı? Yok. Yok. Maşallah. Ne güzel bir suratı var. Evet. Bir tane oğlunuz mu vardı? Bir tane oğlum var evet. 15 yaşında. Bizim yağımız kızdı mı peki? Evet evet. Tamam, bizim soğanlarımız atıldı. E peki, eşiniz en çok hangi yemeğinizi sever sizin? Eşim genelde... Et ağırlıklıdır kesin, değil mi? Adanalılar et severler. Ama kebap olarak etli, yemeklerin içerisinde eti sevmiyor. Ha, zeytinyağlılar da yemeği sevmiyor. Zeytinyağlı, zeytinyağlı, zeytinyağlı olarak seviyor. O zaman benim yarışmacımı tanıyalım biraz. Evet, kendinizden bahsedin biraz. Birten Güngör. Evet. Evliyim. Kaç yıldır evliyiz efendim? 40 yıl oluyor. Biraz bu tarafa gel. Gitmişsin oraya uzaklara. 40 yıldır evliyiz. Evet. Evet. Duyuyorum ama. Ben bağırıyorum ondan. Çanakkale'liyim. Çanakkale'lisiniz. Çanakkale'de ne güzel şehir. Eşim Sivaslı. Evet. Sivaslı. Aa evet. Neresinden Sivas'ın? Suşehri. Suşehri. Evet. Sivas'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Evet. Ben Zara'ya kadar gittim Sivas'ta. Merkezi gezdim, dolaştım. Ben sadece merkeze gittim Sivas'ta. Peki sizin çocuklarınız var mı? Var. Kaç yaşlarında? 30. Ben ne yaşım? 36. Bekarlar mı? Hayır, torunlarım var. Aa, evlilermiş. 10 yaşında. Tuğçe. 10 yaşında torunum var. 1 yaşında yine bir oğlumuz var. Ne güzel, Allah bir sağlık sıhhat versin. İnşallah onlara. Niye bekarmış deyip, aman pardon evliymiş deyip bana... Hayır genelde ben de bekarım diyorsun ya bekar olduğunda. Onu bir hatırlatayım dedim yani. Ya gerçekten Deniz Hanım ne kadar pratiksin. Şuraya bak ya bildiğin domates salatası yaptı içine ya. Çok güzel olur Mersin'de. Ciğerin yanında sumaklı domates... şey yapıyorum normalde balığın yanına. Sumaklı soğanlı domates. Oo, harika olmaz mı böyle? Evet. Ben çok severim. Ben de. Soğanı da çok yakışır. Soğan diyecektim aynen öyle. Sumaklı soğanlı salata. Ne yapıyoruz biz? Bugün karnıyarık yapıyoruz her iki yarışmacımız da. Biz soğanlarımızı şu an kavuruyoruz. Tenceremizde benim yarışmacım Deniz Hanım domatesleri bir güzel doğradı. Biberleri doğruyor şu anda. Maydanozlar da hazır. Patlıcanlar da şu an suda acısının çıkması için bekletiyoruz. E ne olacak? Birazdan kızartacağız, kıymamızı ekleyeceğiz, kavuracağız, işimiz bitecek. Bu kadar. Çok basit. Peki ikisinin arasında herhangi bir fark var mı? Keşke biber salçası alsaydınız. Biz size domates salçası verdik ama... Biber salçası alırken aklıma gelmedi, sonradan geldi. Sonradan mı geldi? Evet. Biber salçası da lezzet verir. Ben normalde biber salçası ve domates salçası koyuyorum. Hep karışık koyuyorsunuz karışık değil mi? Koyuyorum. Ben de öyle yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ben de öyle. Biber salçasıyla domates salçasını karıştırıyorum. Azıcık biber, domates biraz daha fazla oluyor. Peki hemen şeye geçelim, unuttuk söylemeyi. Biz bayat ekmekten lahmacun yapıyorduk, siz de şalgam yapıyordunuz. Bak, evet. Biz şalgamın tarifini vermiştik ama şeyi lahmacunu dinlemek isteriz. Evet, bir lahmacun nasıl bayat ekmekten lahmacun yapılır bir anlatalım bakalım. Bayat ekmeği ıslatıyorsunuz. Bildiğimiz normal evet, bayat ekmeği. Evet, evet. Normal aldığımız fırından ekmek. Bayat olursa daha iyi olur. Hı hı. Unla yoğuruyorsunuz. Unla yoğuruyorsunuz. Tabii. Evet. Tuzunu, ununu koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. Ve hamur elde ediyorsunuz. Tabii hamur elde ediyorsunuz. Bazlama şeklinde de açıyorsunuz. Peki daha lahmacun hamuruna göre daha kalın bir hamur olmuyor mu? Hayır, teflonda olduğu için. Teflon tavada mı yapılmış tabii, hamuru? Tabii, tabii, tabii. Fazla yağ da koymuyorsunuz. Bizim yağımız az mı oldu? Biraz teflon daha mı koysam? Koyabilirsiniz. Bence biraz daha koyayım sanki evet, ya değil sanki mi? Sanki rüzgardan da şey yapmıyor hocam. Hemen karışamayacağım Lokmancığım. Sen daha iyi bilirsin. Çok iyi yemek yapıyorsun ya. Koydum sen o zaman. Ben yarışmacıma sordum zaten. Hiç. Peki. Siz ama niye öyle bütün kızartıyorsunuz? İkiye niye bölmediniz onları? İkiye böldüm benim büyük bir patlıcanla. Ama yok hani ortadan böyle ikiye demek istiyorum. Ortadan hayır ikiye. Yok öyle değil böyle yapıyorum. Nasıl öyle? Ya içine nasıl koyacaksınız? Koyacağım. Allah Allah. Tabii. Enteresan. Peki ben ikiye bölmemin sebebi şey böyle daha şey oluyor.
Peki bunun için daha nasıl açacaksınız? Sizin soyucuyla mı alacaksınız içine? Yok, ben kızarttıktan sonra açarım onu. Tamam. Hemen tüyor, hemen tüyor. Hemen tüyo. 10 dakikamız bitti bu arada. 10 dakika bitti mi? Evet, bitti. 10 dakika bitmiş bu arada hanımlar. Size 20 dakika içinde patlıcanlar hem kızaracak. Soğanımız kavruluyor. Bence kıymayı da erkenden biraz daha rengini almadı ama bekleyelim biraz mi? Biraz daha beklesin. Bence biraz daha bekleyelim. Sevgili dostlar, neredeyiz? Kavacık'tayız. Kavacık'ta, Kavacık pazarında. Bugün size karnıyarık yapacağız. Karnıyarığın tarifini de yavaş yavaş veriyoruz. Ne yaptık? Patlıcanlarımızı kızarttık. Biz ikiye böldük. Onlar ortadan ikiye böldü ama içine nasıl koyacaklar hala bilmiyorum. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Sizası nasıl koyacaksınız? Biz daha basit onlar... piştikten sonra 2 dakika hemen içine alacağız biz onun. Ya benim bildiğim de ben de böyle yapıyorum. Karnıyarığın içi alınmıyor ki. Göreceksiniz. Tamam, göreceğiz. Göreceğiz. Bu arada biberlerimizi de ilave ettik. Evet. Aman baharatını, tuzunu güzel ayarlayalım da iç harcının lütfen. Çünkü jürimiz hakikaten önem gösteriyor. Yani çok tuzlu olsun istemiyor. Tuz az olsun istemiyor. Tuzu koymuyorum çünkü eti sıkar tuzu. O yüzden sonradan ekliyorum. En son ekleyeceğiz. Tuzu, tamam. Evet. Biraz acı da koyacak mıyız? Pul biber de koyacak mıyız? Tamam, koyacağım. Süper. Siz şey mi arıyorsunuz yani benden? Bahane arıyor. Bahane arıyor. Bahane arıyor. Evet. Lokman Bey görüyor musunuz? Siz ama de bahane işte arar mısınız? Hep gönlünüz ondan yanaydı. Ya. Birinci olmuyor, birinci olmuyor diye. Görüyorsunuz ama ben ne yapayım şimdi? Yani hanım olduğu için onu şey yapmak istedim, yüceltmek istedim ama o da benden bahane arıyor şimdi. Hayır, bahane aramadım. Evet. Sapını da koyuyor musunuz diye sordum. Hayır, bakın saplarını attım. Şimdi kıyamadım ben size. Ne yapsam yani siz de ocak tutasın geldi. Ya. Bilemiyorum. Şuraya dökebilir ocak miyim çayı üzerine suyu? Tabii ki. Ocakta ama ağır yanıyor. Biz ilk önce kıymayı biraz kavurduk. Hayır, kıyma önce kavrulmaz. Soğanı falan kavrulur ondan. Tamam, ben de öyle hayır, yaptım. Önce soğanı koyduk, kavurduk. Biberleri sonra kırmaya da biberleri eklememiştik biz. Kıymadan sonra fark ekledik. Ay canım zaten baksana. Kıymayı sertleştirmemek için. Tuğçe'cim onların soğanları ne kadar büyük. Allah aşkına o kadar büyük soğan doğranır mı? Bakar mısınız? Gerçekten büyük. Gerçekten büyük yalnız. Bıçağın güzel değildi bıçağın. Biz nasıl kestik? Nasıl? Bir şey soracağım Deniz Hanım. Deniz abla. Ablacığım sana. Deniz abla, sen az önce kıymaya tuzu bilerek koymadın mı? Tuz konulmaz önce ete. Değil mi? Evet. Ete konulmaz, kıymaya değil. O kıyma güzel de alması için tuz konur. Şimdi iki görüş var. Kıymaya sonradan mı tuz eklenir yoksa kavururken mi? Evet, ekran başındaki izleyicilerimize soruyoruz. Tuz önce mi konulur, sonra mı konulur? Kıymaya. Evet. Pazardayız etiketiyle. Et pazardayız veya et lokmanda TV Instagram'dan veya Twitter'dan et lokmanda veya Facebook'tan et lokmanda nokta 39'dan. Adam kendini nasıl ön plana çıkaracak lokmanda? Tamam o zaman Tuğçe'yi veriyorum. Lokmanda global Tuğçe'yi bir marka. Vereyim Tuğçe'nin adresini. Vereyim mi adresini? İstiyor musun? Ya Tuğçe benim... adresini ver lütfen. Tuğçe Kurt. Nasıl Tuğçe Kurt? Tuğçe Kurt deyince çıkıyor mu? Lokman daha global bir marka. Lokman daha gibi. Hayır. Halkımızı kandıramazsın. Yani. Ne o zaman Instagram hesabını? Tuğçe Kurt. Nasıl Tuğçe Kurt? Ben şimdi gireyim. Bir dakika giriyorum. Tuğçe Kurt diye giriyorum. Gireceğim. Tamam başka telefondan gireceğim. Tamam. Tuğçe Kurt deyince çıkıyor mu bakalım? Global bir marka olan Lokman daha şu anda. O zaman onun tam adresini veriyorum ekran başındaki izleyenlerimiz. Sen istedin bunu. Tuğçe Kurt diye senin adresin. Hadi bakalım. Evet arıyorum buraya. Tuğçe. Ha Tuğçe Kurt işte. Peki nasıl yazılıyor? 2 E. Onu niye söylemiyorsun? Ama Tuğçe Kurt. 2 E ile Tuğçe Kurt. Tuğçe E. Ama ben sevgili izleyenler çok üzgünüm. Ben Lokman Dağ gibi global bir marka. Lütfen Lokman Dağ kolay kolay yetişmiyor. Bir Lokman Dağ kolay yetişmiyor. Ben bu tarafa doğru geçtim. Hay Lokman Dağ yapmak ya. Yapmak istediğin bir şey var mı efendim? Hayır ben paylaşmadığını bildiğim için ısrarla biraz zorlamak istedim seni. İyi yaptın, iyi yaptın arkadaşım. Eğlendik yani. Ha, hemen elde attım diyorsun değil evet, mi? Evet soğanlar şey iri dediniz. Sarımsaklar iri olursa ağızda rahatsızlık verebilir. O nedenle sarımsakları ben biraz gerçekten daha küçük gerçekten soğanlarınız iriydi ama. Son 9 dakikamız hanımlar. Hemen hadi 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 hızlı hızlı. Bu arada biz bitirdik heyecan yapmamıza gerek yok.
kaşıkla ikiye böldük. Ama çok dağıldı. Olsun. Hayır. İç harcı fazla. Ama ben pazarcılara çok şey yapayım diye 3 tane aldım. Duyurayım diye. Evet. Peki. Bizimki daha nizamlı oldu. Nasıl oldu? Tadına baktık mı ya? Ben onun bir tadına bakmak istiyorum iç harcını. Ben iç harcını hiç bakmadım. Bakayım yerine de. Tuzuna mı? Güzel ama acısı hiç yok. Acı, evet, üstüne atalım acıyı. Acıyı biraz üstüne yok, atalım. Evet. Değil. Bu küçük gözde şey yandı ya. Soğan. Küçük göz. Küçük göz şey yapmıyor. Çok az yanıyor. Sıcak su var mı Tuğçe Hanım? Ne oldu Tuğçe Hanım? Tuğçe. Sıcak su var mı? Ne oldu yavrum? Bir de ben bakayım sizinle. Ne oldu yavrum? Hayır biraz biraz. Hadi. Hayır bakmak yasak. Hadi bakalım Tuğçe'ciğim. Tuğçe Hanım sıcak su alabilir miyim? Tuğçe'ciğim. Evet aynen. Neye başlamadın? Biz daha sunma başlamadık. Neye? Ya ben böyle burada mı kalsam? Orada kal orada sen orada. Bir tane alabiliriz herhalde. Global markamızın önünü kapatmayayım tabii ki. Ne yapacağız? Ha, üzerine sos yapacak. Oo. Lokmanda, her eve lazım. Adam... Canınız mı sıkıldı? Lokmanda. Moraliniz mi bozuk? Lokmanda. Sen Tuğçe kuşsun. Hemen söylüyorum o zaman. Lokman beni övüyor şu o anda. O çok iyi bir sunucu. O bir hayvan sever. O bir doğa dostu. O bir sörf aşığı. Bak bunları sen bile bilmiyordun bak. Evet. O söylediklerinin hepsi doğru. Evet, o bir sörf aşığı. O bir TDK'ymış aynı zamanda. Evet, yapımcı evet. İrem söyledi. Şimdi evet Türkçeyi bilmiyorum o kadar iyi kullanabiliyor muyum ama kullanmaya özen gösteriyorum. Aynı zamanda bence senden çok iyi de bir seslendirme sanatçısı olur. Bence bunu değerlendir. Ay arkadaşım teşekkür ediyorum. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çok güzel bir ses rengim var ve ses tonum var. Senin kadar olabilir mi? Yok benim o konuda kötüyüm. Sen şarkı söylerken. Şarkı söylerken. Bak şarkı da iddialı değilim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir şarkı söyle ama benim istediğim bir şarkı olsun. Barış Manço'dan şeyi söyleyeyim mi? Nane limon kabuğu hem şifa olur isteyenlere. Nane. Limon kabuğu, bir tutam zencefildir ama ha içine hatmi çiçeği, biraz tereotu katasına hatta biraz tarçın, bir tutam zencefildir ama hapşu. Çok yaşa, sen boy de gör. Hasta. Bu da Japoncası. Neden? Öyle söylüyordu Barış Manço. Japonya konserini biliyorsun. Doğru. Evet. Ogai Jimmy, Doidashi Master. Onu bir ezberledim evet. Lokman. Çocukluğumun, diyorum aşığım ben ya Barış Manço'ya. Evet evet servis evet. Siz ne yiyorsunuz? Aa ben. Söndü mü? Evet. Aa ocağımı sönmüş. Oo çok iyi olmuş. Ocağım söndü. Buradan buraya dönüyormuşuz. Evet oldu. Oldu. Biraz daha son bütüşlerimiz. O biraz daha iyice başlansın. Çok tatlı ya. Ne diyor? Bak yiyor şu an. Ben şu kırmızıdan yedim. Ay bunu hiç kullanmadınız. Hadi bundan da kullanmadım. Bir benim hiç almam. Lokman Bey. Bitti jüriye gideceğiz artık. Bitti. Suzuna baksın. Siz gelmiyorsunuz jüriye. Oo, süper olmuş tamam. Vallahi harika. Hadi bakalım. Biz mi seçiyoruz jüri üyelerini? Yok jüri seçili. Ha seçili. Evet evet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ay çok eğlendim bugün. Ne diyorsun? Seninki tam bir çılgın. Çok tatlılar ya. Pişmiş Tuğçe Hanım süper. Hala oradan gülerken. Pişmiş Tuğçe Hanım pişmiş diye. Yerim ya çok şeker. Efendim şimdi yarışmacılarımız jürimize yemeklerini tattırmaya gittiler. Birazdan günün kazananı belli olacak. Pazardayız. Şahane bir bölümle devam ediyoruz. Kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz. Biz çorap alalım. Siz de kanlı yarık. 60'tan. Evet. Bakalım. Bu çatal kirli ama. Yok şeyde. Değil. Bu da aynı. Değil mi? İkisi de karnıyarık. Evet. Bakıyorum.
Oo, bunun kıyması pişmemiş. Hayır. Bu kıyma iyi pişmemiş. Hayır. Şöyle kıyma bakayım. Çok güzel pişti. Tekrar bakayım. Deniz Hanım'ın karnıyarı daha iyi pişmiş. Kıymalar daha yumuşak, patlıcan daha yumuşak. Ağızda yürüyor, çok lezzetliydi. Diğeri biraz daha sert geldi ve tuzsuz geldi. Beğenmedim onu. Buyurun. Tadar mısınız? Tabii. Beğenecek misiniz bakalım? Şuradan bir 3 lira alsana. Gayet güzel ama hiç acısı yok mu? Var var. Ya da bana mı gelmedi? Ne yok abi? Acı var. Acı yok diyor. Yemek var koymadım. Var acısı koydum koydum. Sen acılı mı seviyorsun abi? Çok mu acılı seviyorsun? O çatalı bırak. O çatalı o benim. Benim çatalımla bak. Ya lezzet olarak yemek olarak ikisi de güzel. Valla bir tanesi böyle tuzsuz gibi geldi bana. Tuzsuz da çiğ gibi geldi. Çiğ gibi geldi. Diğeri de acısızdı. Buyurun. Hoş geldiniz. Masından geliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sefalar geldiniz. Tadına bakabilirsiniz. Kancırık ama şimdi fırınlamada nasıl yapacağız merak ediyorum. Fırında olması aslında. Ama işte pazarda bu kadar pazarda oluyor. Olacak maalesef. Evet, olmuyor işte bak olmuyor. Yalnız işin musak koltukla yapsan daha güzeldi ama. Ama işte ocak, sokakta. Ya yani kancırık. Bu kadar oluyor. Alabilirsiniz biraz daha. Kıymasından da al Bayram abi. Kıymasından alın. Yeterli anladım ben. Birinci gelsin benim sen de gelirsin inşallah. Yok. Ben de göçmenim. Yani ona göre ikisi de göçmen. Evet. Kancırık birazcık kesemedim. Keserken zorlandım. Burada koydum, burada kestim gördünüz. Pişmemiş gibi, iyi pişirmemiş. Deniz Hanım kancırık biraz soğukta ama güzel, lezzet olmuş, pişmiş. Bu kancırıkla burada zaten olması çok zor bir şey. İkisine eline sağlık. Deniz Hanım gibi daha güzel, daha lezzetliydi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne yemeği bu? Karnıyarığa benziyor. Lezzet önemli abicim. Bakacağım al. Şimdi. Kıymasından al. Bir de koparabilsem? Dışarıda ortadan ikiye böldüm patlıcanı. Oldu güzel ve için. Çabuk kızarsın ve yumuşak olsun diye. Şimdi o Birten Hanım'ın patlıcanı hem görsel olaraktan hem lezzet olaraktan bence o ikinci hanımefendininkine göre daha güzeldi. O da kötü değil, lezzetli ama o Birten Hanım'ınki hem görsel olarak hem tat olarak bir kalem daha ondan daha üstün. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Oflu kardeşim. Karnıyarın tadına bakar mısınız? Tabii. Hangisiyle başlayalım? Bununla başlayalım mı? Şuraya da... Aa, bayılırım bak. En sevdiğim yemeği yapmışsın. Evet. Yalnız ekmeği göremedim ben. Ekmek getirmemişsiniz. Ekmek maalesef. Neyse. Çok acım. Bir bakayım ben tadına. Ekmeksiz. Harika. Yiyebilirsiniz istediğiniz kadar. Bir şeyin kadar. Tadı... Değişik bir şey tadı aldım ben bunda. Sarımsak var çok az. Evet. Tabii ki o. Yakışmış ama değil mi? Güzel. Çok güzel olmuş ama patlıcanlar biraz diri duruyor. Neden? Fırına girmediği için işte dışarıda aa, ne kadar ama olsa. İkinin lezzeti önemli. Sizin patlıcan biraz daha güzel pişmiş. Evet gerçekten. Ben ikiye böldüm. Lezzet önemli diyorum evet, ya. Çok lezzetli soğanı olmuş. Pişmiş mi güzel, patlıcan güzel pişmiş, soğan evet, güzel ama pişti. Evet o önemli. Onlar önemli. Güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Benim şuradan de canım istedi. Biz de daha tadına bakmadık biliyor musun? Gerçekten. Valla. Ama çok güzel olmuş. Evet afiyet olsun. Hepsini yiyebilirsin.
Görüyorsunuz arkadaşlar, Deniz Hanım'ın kamyarı böyle merhem gibi. Harika. Pişmiş. Yalnız şöyle söylüyorum. Soğuduğu için nanenin kokusunu aldı. Gerçekten güzel. Olarak koydum. Naneyi içine koymadım. Sadece abi. Nane kokusunu evet. Almış. Benimki nasıldı? O da çok güzel. Onda bir sarımsak tadı aldım. Sevmediğim için yanlış anlamayın beni. Sırf o yüzden. Sarımsakla hiç aram yok. O yüzden. Sarımsak onda da var. Ama bunda o tadı alamadım. Sarımsak yani ben çok... koymadım. Çok az. Çok var. Az. Benim de bir diş. Yemek yemeye mi geldiniz? Ben mi? Evet. Hem iyi ama tabağı bitiriyorsunuz. Ama önce nanesi sundu, kokuyor dediniz. Olmuyor, hayır. Ama lütfen siz aşk dediniz olsun. Ki sadece tadına aşk bakın dediniz. Aşk olsun oflu, aşk olsun. O zaman al. Orada sarımsak sevmiyormuşlar. Oflular hep yemek yiyor herhalde. O yüzden yemek istedi. Seni kırmayacağım. Senin tabağını da yiyeceğim. Gerçekten Allah yiyeceğim. Ya. İyi iyi. Afiyet olsun. Aa, bayılırım. Açım aç. Hadi. Evet hanımlar, nasıl geçti? Jüriler nasıl yorumlar yaptı? İyi geçti. Vallahi. Benim için güzel yorumlar yaptılar. Güzeldi bakalım. Ama... Yani, ne oldu? Bir şeyler anlatıyordunuz. Patlıcan almış arkadaşımız. Aldığı kişi onu tanıdı. Aldı. Benim bu patlıcanım yani kötü olmaz dedi. Ve puan biliyorum ki oraya. Hayır. Benim çorapçı var pazarın köşesinde. Evet Fatih. Evet. Evet. O zaten ilk başta birinci ilk koyu verdi. Tatlı patlıcanın daha lezzetli onun olmasını için... bekliyorduk. Hayır. Çünkü ormanın olduğu için şimdi satılan patlıcanlar o yüzden öyle söyledi. Evet. Programın başında dedim. Evet. Arkadaşlar evet. Bir Tuğçe Kurt polisi var. Bir evet. Lobisi oluşmuş. Gideceğim ben de her gün. Zaten el attığın için böyle oldu. Siz beraber gidelim o zaman. Ben beraber gidelim. Gidersek şansın daha da düşer. Emin ol yani. Peki. Bundan sonra biz de gideceğiz. Tamam peki. Bakalım. Peki bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Açıyorum ilk oyu. Ayza ben gidip gidecek heyecanla. İlk oyu. Bugün bugünü kabul etmiyoruz ya saymıyoruz. Bak al işte ilk oy sana. Evet, bu kadar tamam. Konuştun. Evet, al. İlk oy bana ne olmuş? Aynen öyle. Birten. Adı Birten ya. Ha, pardon. kısa yazılmış. Deniz. Deniz. Evet beraber. Deniz. Bir saniye. Heyecanlıyız. Evet heyecanlıyız. Heyecan doruklar. Deniz Hanım karnıyarık güzel. Eline sağlık demişler. Buyurun. Bravo. Patlıcancısı. Değil mi? Evet. Bu yapmış ha. Evet. Arkadaşlar nasıl gitti alışveriş yaptığı yere jüri olarak seçiyorsun? Evet. Olmaz yani. Ya, doğru. Ya tamam çok konuşma Lokman. Al. Evet. Bir tane gördünüz. Jüriler çok yanlış. Doğru söylüyorsun. Niye bir tane? Deniz al. Deniz. Evet. Sonra yarışmacıyı da yok. İyi yapan kazandı çünkü patlıcan güzel pişti ve soğanlar güzel pişti. Son yarışmacıdan aldı zaten. Hayır hayır. Nane kokuyor dedi. Seninki de aşırı sarımsak kokuyordu evet. Arkadaşım. Nane ben içine kesinlikle koymadım. Senin aşırı sarımsak hayır, koymuşsun ve soğanların diriydi, patlıcanlar hayır, diriydi. Hayır. Hayır hayır. Ya burada kesinlikle. Yani, patlerin beğenmedi çiğ dedi. Gerçekten iyi yapan kafa. Hayır. Evet ama sonra biz pişirdik. Dedi sana ama. Sonra biz pişirdik. Bravo. Bravo kıçalım. Bravo. Efendim. Lobisi, bravo. Lokman bravo şişti size. Şu anda. Lokman şişti. Birazdan patlayacak. Hayır, burada bir patlama olursa şaşırmayın. Her şey yolunda. Ya Lokmancığım diyorum ki el attığın için böyle oldu zaten. El atmadıktan sonra gördüğün gibi iyi yemek yapan kazandı. Bana döndü olay yani. Yardım etti. Tuğçe Hanım. Evet bir de yardım. Önce nareyi kokuyor dedi. Yazıklar olsun. Ben bu. Tebrik ediyoruz sizi. Evet bunu söyle. Siz bu kadar olmayacak. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.